İstanbul Radyosu'nun temeli atılırken vardım. Binasının çatısına bayrak çekilirken vardım. 1,5 sene tecrübe yayınlarında vardım. Ve bugün 22. senesinde yine İstanbul Radyosu'nun içinde sanatımızla, mesleğimizle uygulu hareketler içindeyiz. Ayrıca bahtiyarlık. Arkadaşım der ki, Doğan arkadaşım der ki, Dokyay ne olur bir hatıra anlat. Birçok zaman yaşamış sanatkar arkadaş. Düşündüm taşındım hatıra olarak çok şeyler var. 22 sene İstanbul Radyosu'na girmek, 26 sene İstanbul Belediyesi konservatuvarında devamlı konservatuvar konserlerine iştirak etmek, yani Türk musikisinin her bölümünde mümkün olduğu kadar gayret sarf etmek ve bu gayreti sevgili halkımıza dinletmek, beğendirmek, ufacık olsun teveccüh ve saygı almak her sanatkara pek nasip olmayan bir şey olsa gerek. Düşündüm, hatıralarım o kadar çok ki bir kere 3 reisi cumhur huzuruna girmiş, onların da büyük takdirlerini görmüş ben. Bunların içinde hangi hatıralarımı seçeyim de ona söyleyeyim. Çok düşündüm. Bir hatıra çok fazla üstünde durmama icap ettirdi, o da şu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndayken Yugoslav Reisi Cumhuru Mareşal Tito'nun İstanbul'a gelişinde İstanbul Belediyesi Konservatuvarı adına onu ağırlamak icap etti. Türk musikisinden örnekler vermek lazım geldi. Bu vesileyle 30 kişiye yakın arkadaşlarımın ekip başı olarak Şahane Köşkü'ne ben de gittim. Rahmetli Mustafa Çağlar da içimizde vardı. Mareşal Tito'ya ne gösterilebilir? Klasik eserler günün şarkıları değil. Elbette ki hamaset türküleri daha fazla yer alacağından ötürü. Hudut komşumuz, geçmiş mazinin birçok bizim göğsümüzü kabartan maceraları. Elbette bunu bir defa daha yaşamak, milli hislerimizi şöylece bir heyecanlandırmak gayesiyle tuttuk biz. Hamaset türkülerine girdik. Bu türküler evvelce tedarik edilmiş davullarla çok heybetli, çok azametli oldu. O kadar azametli oldu ki benim gözümle gördüğüm tek şey Mareşal Tito'nun normal gözlerinin çok fazla açıldığını, dehşetle takip ettiğini gördüm. Ve bitti. Mustafa Çağlar'ın zaten milli sanatkar olarak tanımış olan bu arkadaşımın bütün hamaset türkülerini okurken gösterdiği heyecan ayrıca onun dikkatini çekmişti. Takiben hepimizi tebrik etmek için ayağa kalktı geldi. Ekip başı olarak ben bulunduğuma göre evvela benim elimi sıktı. Hiç fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onun koskoca ellerin içinde elim tam 2,5 ay kendine gelmedi. Bunu takdirden mi sıktı yoksa içindeki hırsından mı sıktı? Hala tayin edemiyorum. İşte ufacık bir hatıra size.